Karnı arayan engelli genç hastane hastane dolaştı. İddiaya göre yapılan tahlil ve ultrasonlara rağmen hastalığın sebebi bulunamadı ve hayatını kaybetti. Gencin apandisinin patladığı ve 2 gün bu şekilde beklediği iddia edildi. İddiaya göre serum takıp geri gönderilen engelli gencin apandisti patladı. O genç hayatını kaybetti. Aile ihmal var dedi, savcılık soruşturma başlattı. Bunların hepsinden ben şikayetçiyim. Recep Kan Yılmaz 19 yaşındaydı ve %99 engelliydi. Karın ağrısı şikayetiyle pazar akşamı ailesi onu hastaneye kaldırdı. Ancak ailenin iddiasına göre gereken ilgi gösterilmedi. Bana her doktor geldi, bu enfeksiyona gideceksin yarın dedi. Öteki geldi, genel cerrahe gideceksin dedi. Engelli genç iddiaya göre o gece eve gönderildi. Tekrar fenalaşınca ailesi onu ertesi gün aynı hastaneye götürdü. Güçlükle ultrason çektirebildi. Doktor orada değil. Bana başka bir doktora verdi. O doktor tahlillere baktı. Tomografi sonucuna baktı. Benim çocuğumun önceliği varken ben ultrason sırası bekledim. Aile tekrar eve döndü. Ertesi günde şikayetleri artınca bu kez rotayı Bursa'ya çevirdiler. Her şey de zaten orada anlaşıldı. Burada yapılan ilk müdahalede apandisinin patladığı, ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Ameliyata aldılar. Sabah saat 6'da telefonla öğrendik çocuğumuzun vefat ettiğini. Gencin apandisinin patladığı ve 2 gün böyle gezdiği iddia edildi. Kan Yılmaz çifti ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Otopsi istedi. Savcılık soruşturma başlattı.